Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri delil midir? Delildir. Kur'an'da yeri var mıdır? Vardır. Ve ma ta'akum rasul fehudu ve ma na'akum anfent. Resulüm ne verdiyse alın, ne yasakladıysa vazgeç. Bu Kur'an'la alakalı değil ki, Kur'an dışındaki diğer hükümlerle alakalıdır. Zaten Kur'an'da olduktan sonra Resulüm ne verdiyse buyurmaz ki, zaten ayet okunuyor, vahidir. Peki. Alimlerin bu kadar beyanları var. Kur'an, sünnetin haricinde. Hadisler ayetlerden kaç misli fazla? Ulema'nın, evliyanın beyanları hadislerden kaç misli fazla? Çünkü hepsi izah getiriyor. Bunun delili var mıdır? Vardır. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline, ilim ehline sorun. Bir meselenin çaresini, çözümü bilmiyorsun. İlim ehline sorun. Ne var bunda? Peygamberlere sorun diye şart getiriyor mu? Varsa peygamber, peygambere sorarsın. Var mı şimdi peygamber? Kime soracaksın? Kur'an diyor ki zikir ehline sorun. Ayet söylüyor bunu. وَلَوْ رَدُّوا اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنُ Eğer bilmedikleri bir konunun hükmünü, fetvasını, neyse faziletini, neyse illa fetva derken helal haram değildir. Fazileti vardır, efendim başımın ağrısı geçmesi için ne yapayım vardır. Değil mi şimdi? Kur'an'da, hadiste bunların hepsine şifalar olduğu beyan edilmiş. وَنَزُلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءٌ Kur'an'dan şifa indiriyoruz diyor. Ayet söylüyor. Ama hangi ayet, hangi hastalık için okunur şifadır? Bunu alimler beyan etmişler. Allah Teala Kur'an'da bütün ayetlerin altına şunu da şu niyetle okuyun demez ki yani. Ama ben şifa indirdim diyor mu? Diyor. Alimler de bu şu şuna şu şuna devadır diyor. Neye göre? Onun manasına göre. Onlar ondan çıkarıyorlar. Var mı bunun delili? Var. Eğer diyor peygamberim hayattaysa ona gitseler veya hayatta olur, yolculukta seferde olur. Gelirsin Hazreti Ali Efendimiz var Medine'de. Adam geliyor kaç aylık yoldan. Denk getiremez ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor 2 ay sefere. Geldi orada kim varsa ona sormayacak mı yani? Ona soracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Şimdi kime ne soracağız? Ve ila ülil emri minhum diyor. İçlerindeki ülül emre. Şimdi ülül emir kimdir? Ülül emir, bütün ulemanın ittifakıyla, müfessirlerin sami ittifakıyla alimlerdir. Alimlerdir. Peki devlet reislerine ülül emir denir mi? Denir. Ne zaman? Alimleri dinliyorlarsa. Mesela, Hazreti Fatih kimi dinliyordu? Koca harbi. O ana işte zikir öğrenmeye gidiyordu. Efendim, tekkede cemaat oluyordu, hatmi şerif yapıyordu. Öyle değil. İstanbul'un fethinde bile son kararı kiminle verdi? Bütün ağalar, paşalar geri dönelim, yapamayacağız bu işi dedikleri halde, ordunun pili bitmek üzereyken, kimin müjdesiyle o fetih nasip oldu? Akşemseddin'in. Şimdi Yavuz Selim kimi dinliyordu? İbni Kemal. Kanuni kimi dinliyordu? Ebu Suud. Fetvalarını bile mezarına gömdürdü. Ahirette mesul olursam, ulemaya danıştım diye göstereceğim. Kanuni'nin mezarında.